ile kremden herkese merhaba. Evet, geçtiğimiz günlerde önemli bir uluslararası düşünce kuruluşunun Stockholm'deki Barış Araştırmaları Enstitüsü yayınladığı e, silah üretimiyle ilgili dünyada çok önemli bir rapor var. Bu raporu biraz ele alacağız. Bu rapor direkt Ukrayna'daki savaşla ilgili, direkt Rusya ile ilgili, direkt NATO ile ilgili ve diğer önünde gelen e, ülkelerin silah üretimleriyle harcamalarıyla, askeri harcamalarıyla ilgili. Dolayısıyla dünya nereye gidiyor? Yani bizi 3. bir dünya savaşında görecek miyiz biz yani gerçekten bu dünyada yaşarken. Yani bunu biraz ele alacağız. Görmemek için ne yapmak lazım? Biraz da buna temas edeceğiz. Dolayısıyla böyle hareketli böyle her zamanki gibi adrenalini yüksek bir yayın olacak. Şimdiden söylemiş olayım ama kısa olacak. Kısa tutmaya çalışacağız. Siz kısa videoları seviyorsunuz biliyorum. Ama uzun videolarında hayranları var. Onlar da olacak muhakkak. Ama ondan önce ne yapmamız lazım? Kerim ile Krem abone olmadıysanız abone olmanız lazım. Yoksa böyle silahtan, çatışmadan, savaşlardan konuşuruz. Kerim ile Krem'le abone olmanızı öneriyorum. 20 bin aboneyi en kısa zamanda bekliyorum. Beğeniyorsanız videoları beğenme tuşuna basmak zor olmasa gerek. O e, çok e, güzel parmaklarınızı şu beğenme tuşuna da dokunursanız bizler de nasiplenmiş oluruz. Aynı zamanda o kıymetli görüşlerinizi eleştirinizde videonun altına muhakkak bekliyorum ve e, bildirimleri açıp başkalarıyla paylaşırsanız da yine harika olur. E, dediğim gibi Stockholm Enstitüsü'nün bu e, zaten raporlarına daha önce bir yayında detaylıca temas etmiştik. O zamanki raporda e, dünyada silah ihracatı yapan ülkeler listesiydi. Biraz ona bakmıştık. E, Rusya biliyorsunuz uzun yıllar sonra ilk kez Amerika'dan sonra hep ikinci sırada yer alıyordu. Ancak geçtiğimiz yıl eee 3. sıraya silah ihracatında düşmüştü. Fransa ikinciliğe yükselmişti. Tabii bundaki en büyük neden kendisinin silah ürettiği silahlara e, yani ihracattan ziyade kendisinin bizzat Ukrayna sahasında e, kullanmaya ihtiyacı olmasıyla ilgiliydi. Sipri böyle bir kurumdur. Silah veya işte barış araştırmaları enstitüsü ama hep dünyadaki e, bu konudaki yani nasıl diyelim silah üretimi, askeri harcamalar bunları araştırır. Yani barışa mı gidiyoruz, savaşa mı gidiyoruz? Bunu biraz ele al çalışan bir buna odaklanan bir e, merkezdir. Dikkati takip etmek lazım. Daha ziyade açık kaynaklardan raporlarını hazırlıyorlar. Güzel saygın bir kurumdur zaten. Raporları da e, yani ben e, önem veriyorum, saygın olarak görüyorum, tarafsız nispeten olduğunu da düşünüyorum açıkçası. Zaten daha ziyade veriler üzerinden giden bir rapor. Şimdi e, bu bağlamda bu rapora bakarsak tabii hepsini böyle değerlendirip uzun uzun anlatmayacağım size. Ancak e, bu bölgeyle bu coğrafyayla ilgili olarak hani NATO ile Rusya uçurumun kenarında mı? E öyle gerçekten. Yani bunlar da bir başka veri olarak e, karşımıza çıkıyor yani askeri harcamalarda rekor artış söz konusu e, bu ülkelerin her biri için. Şöyle ben başlıklar halinde hani e, ele alırsak mesela 2020 23 yılında e, Ukrayna'nın e, askeri harcamaları Rusya'nınkilere Rusya'nınkiye yaklaşmış öyle söyleyelim. Dünyadaki askeri harcamaları ise rekor oranda dünya çap, çapında hani bir artış söz konusu. %6.8. Bu gerçekten bu oran müthiş bir oran. Genelde böyle %1, %0.5, en fazla 2 falan arttığı olur önceki yıllarda. %6.8 yani. Bu tabi 2023 verilerini araştırıyor ve toplamda da küresel silah harcamaları, askeri harcamalar 2,44 trilyon dolar olmuş. Yani müthiş bir para değil mi? Yani mesela bu parayı işte açlıkla mücadeleye, iklim değişikliğiyle mücadeleye falan hani bunlara harcasanız falan neyse tabii ama bunun yanında tabii ülkelerin de pek tabii en meşru doğal hakları var, savunma hakları. Dolayısıyla hani belli ölçüde tabii ki askeri harcamalar muhakkak olacak. Ancak hani işin çok zıvanadan çıktığını da belirtmek <laughs> lazım. Öyle söyleyelim. E 2009 yılından beri en yüksek oransal açıdan artış işte 2023'te yaşanmış %6,8 dediğim gibi. Rusya'nın harcamaları 2022'ye göre %24 oranında artarken Ukrayna'nın askeri harcamaları %51 oranında artmış. Bu daha ziyade tabii ki Ukrayna'nın kendi bütçesinden askeri harcamalara ayırdığı pay. Ve yine... Hani, e, askeri harcamalar bağlamında Ukrayna'nın askeri harcamalar Ukrayna'nın e, gayri safi milli hasılasının %37'sini oluşturuyor. Yani üçte birinden fazla, değil mi? Yani bir ekonominin üçte birinden fazla savaş halinde olunca böyle oluyor. Yani bunlar müthiş oranlar gerçekten. Ee, batıdan aldığı yardım da tabii buna dahil edildiğinde Ukrayna açısından bakıldığında Ukrayna'nın askeri harcamaları Rusya'nın askeri harcamalarının yüzde kadar ol oluyormuş. Bu da yani yaklaşık eşitleniyor yani yaklaşmış o seviyede. Küresel plandaki askeri harcamalara bakıldığında ise dediğim gibi e 9 yıldır aralıksız bir artış söz konusu ve şu anda tarihi zirvesine çıkmış 2009'dan beri de tüm kıtalarda yani Avrupa'sından Amerika'sına Asya'sından Afrika'sına kadar bütün kıtalarda askeri harcamalar artmış ve küresel gayri safi milli hasılanın da %2,3'ü e, askeri harcamalara gitmiş. E, bu şu açıdan bu oran önemli. Biliyorsunuz NATO 10 yıl kadar önce e, NATO ülkelerinin askeri harcamalarının gayri o ülkelerin gayri safi milli has hasılalarının %2 seviyesine çıkarılmasını istemişti bütün ülkeler için. Bu hala bu süreç devam ediyor. E, dolayısıyla hani küresel planda bakıldığında e Gayri safi küresel gayri safi milli hasıla içerisindeki askeri harcamaların oranı o NATO'nun kendisine koyduğu hedefin önüne geçmiş durumda. %2.3 çünkü. En fazla askeri harca, harcama yapan ülkeler sıralamasında e, tabii ki Amerika Birleşik Devletleri lider konumunda yer alıyor. Ekranda da görüyorsunuz. E, sonra Çin geliyor. E, sonra Rusya geliyor. İhracat ile e, üretim arasında böyle bir fark söz konusu. Rusya'dan sonra Hindistan geliyor Dördüncü sırada 5. sırada da Suudi Arabistan geliyor en fazla e, askeri harcama yapan ülke olarak e, zaten bu 5 ülkede hani e, 5 kafa e, bunlarda e, dünyadaki askeri harcamaların yüzde %61'ini yapıyor durumdalar e, ilk ona baktığımızda daha detaylı biraz daha bakalım isterseniz mesela Amerika'nın e, askeri harcamaları toplamda 916 6 milyar dolar yani 2 virgül biraz önce söylediğim küresel planda 2 virgül 44 trilyon dolar idi. Bunun 919, 916 milyar dolarını sadece tek başına Amerika harcıyor. Gayri safi milli hasılasının da %3,4'üne tekabül ediyor bu. Bu da büyük bir rakam gerçekten. Çin Çin'e bakıldığında Çin'in askeri harcamaları 296 milyar dolar. %1.7'si gayri safi milli hasılasının. Dolayısıyla Çin'in daha önünde gidecek çok yolu var yani. %2'ye çıkartayım diye Çin bir hedef koysa o zaman düşünün Çin'in şeyi çok daha fazla artacak tabii ki. Hani yani işte bu oranlar da önemli. Çünkü Çin devasa bir ekonomi. Dünyanın ikinci büyük ekonomisi Amerika'dan sonra. Dolayısıyla böyle bir tablo var. Hani şunu demek istiyorum. Ee mesela... Amerika gayri safi milli hasasının 3.4'ünü Çin yüzde 1.7'sini silah harcı, silaha harcıyor. 1.7 3.4 tam iki katı. Dolayısıyla hani 296'yı 2 ile çarpın yani Çin'de dese ki ben gayri safi milli asılımın 3.4'ünü askeri harcamaya harcayacağım dese e, silaha harcayacağım dese 600 milyar dolara çıkmış olacak Çin'in harcaması yani. Neyse tabii işin o yanı ayrı ancak teorik planda bu tartışmalarda yürütülebilir yani. Rusya'nın e, silaha yatırdığı para 2023 itibariyle tabii bunlar açık kaynak verileri 109 milyar dolar gayri Safi milli hasılasında %5.9'una tekabül ediyor. %5.9'da müthiş bir oran gerçekten bakıldığında Hindistan %83.6 e özür dilerim. Hindistan 83,6 milyar dolar harcamış silaha %2,4'ü gayri safi milli hasılasının Hindistan'da e, şey Suudi Arabistan'da 75.8 milyar dolar gayri safi milli hasılasının %2,4'ü ee, özür dilerim %7.1'i neyse ee, ekrandan baksam herhalde daha şey olacak ama not almıştım karıştırmamak için rakamlar da çok fazla olduğu için e, karışıyor neyse İngiltere mesela 74.9 milyar dolar harcıyor e, silaha e, 6. sırada ardından da e, Almanya Ukrayna 8. sırada geliyor 9. Fransa ve Japonya da 10. sırada geliyorlar ekranda dediğim gibi gözük gözüküyor. Türkiye'ye bakarsak bir NATO üyesi netice itibariyle ve bölgede de önemli bir askeri güç. 22. sırada yer aldığını görüyoruz. 2023 yılında Türkiye'nin askeri harcamalar bakımından dünyada. 2022, 2022 yılında mesela Türkiye 23. sıradaymış. Dolayısıyla hani bir bir üst bir bir adım daha artmış, daha fazla oransa olarak en azından veya sıralamada askeri harcama yaptığı görülüyor. 2023 yılında Türkiye 15.8 milyar dolar silaha para yatırmış. Savunmaya da GDP'sinin yani gayri safi milli hasılasının %1,5'ini yatırdığı söyleniyor bu rapora göre. Ben açıkçası Türkiye'nin %2 geçtiğini düşünüyordum. Öyle biliyordum. Yanlış biliyordum herhalde Demek ki yüzde bir yani e, silah harcamasına ayırmış e, Dolayısıyla% iki'ye gidecek daha çok yolu var hani NATO üyeleri NATO ...konsepti çerçevesinde daha fazla e, böyle silaha para yatırması gerekecek demektir. Bu, bu da ne demek Erdoğan'ın bayraktarların e, Baykar'ın damadının ailesinin daha fazla kazanması da demek yani bunu da burada ifade edelim. Dolayısıyla hani yani daha Türkiye'de zenginleşecek Erdoğan ve ekibi e, yakın çevresi diyebiliriz bu anlamda. E, Rusya'nın harcamaları silaha yatırdığı yani para dediğim gibi %24 artarak 2023'te e, 109 milyar dolar olmuş. 2014 yılına göre de artış yüzde %54 müthiş. Yani bu 10 senede artış. 2014 neden bu mesele önemli? Çünkü 2014'te Kırım'ın ilhakı söz konusuydu. Tabi o zaman hani e, tereyağından kıl çeker gibi Kırım'ı ilhak edebilmişti. Ama gelinen noktada Ukrayna Savaşı çok daha farklı bir boyuta evrildi tabi. Bütçe harcamalarının Rusya'nın %16'sı askeri ihtiyaçlara gidiyormuş. E, gayri safi milli hastalığında dediğim gibi %5.9'u bu oran da 5.9 Sovyetler sonrası Rusya açısından bakıldığında en yüksek oran. E, gayri safi milli hastalığından e, silaha ayrılan para e, ve bu oran tabii ki yani Rusya'nın şu an savaş süresince hani verileri net bir şekilde açıkça açıklanmadığı için e, bu oranın çok daha fazla yüksek olduğu tahmin edilebilir. Belki %8, %9'lar Oranında da olabilir bu ee, yani bunun bu açık kaynaklardan dediğim gibi elde edilen bilgiler. Ee, tabii Rusya'nın petrol gaz gelirleri azalsa da ekonomideki kötü beklentilerin gerçekleşmemesi diyor rapor. Askeri sanayinin büyümesine neden oldu diyor Rusya'da ve bunun daha artacağı askeri sanayinin daha fazla büyü büyüyeceği öngörülüyormuş. Ben de öyle öngörüyorum asker uzman olmasam da burada yaşadığımız için bunlar görülüyor. Ukrayna'nın askeri harcamaları da %51 artarak oranında artarak 64.8 milyar dolara çıktı. Gayri safi milli hasılasındaki payı %37 ve bütçe harcamalarında %58'ine tekabül ediyormuş. Bu açıdan da yine Ukrayna'nın kendi askeri harcamaları Rusya'nın harcamalarının %59'una tekabül ediyor. E, ama buna dediğim gibi Batı'nın yardımları, askeri yardımları da eklendiğinde ki en az 35 milyar dolar demiş ki bence çok daha fazladır o da ee, ama bu oran %91'e çıktığı ifade ediliyor. Rusya ile Ukrayna'nın askeri açıdan harcama silahı harcadıkları pay e, dünyadaki askeri harcamaların 37'sini ise zaten tek başına Amerika Birleşik Devletleri yapıyor. Çin ise %12'lik bir paya sahip. 2023 yılında tabii Finlandiya henüz NATO üyesi değil idi. Dolayısıyla NATO'nun 31 üyesi söz konusuydu. Dolayısıyla 2023 yılında 31 NATO üyesi toplamda onların silaha yatırdıkları para dünyadaki askeri harcamaların yüzde 55'ine tekabül, ed tekabül ediyor. Yani bu da yani dünyanın yarısından fazla silah harcamasını NATO ülkeleri yapıyor demek. NATO içindeki askeri harcamalarda Amerikanın payı yüzde 68. 2022'ye göre burada da bir pay artışı var %2.2'lik e, ee, ve Avrupa'daki NATO üyelerinin çoğu da yine askeri harcamalarını arttırmış. Onların NATO içindeki payı da %28'e tekabül ediyor. NATO üyelerinin gayri safi milli hastalarının en az dediğim gibi %2'sini askeri bütçeye ayırmaları konusundaki Karar sonrası da 10 yıl önceki bunu başarmış 11 üye daha var imiş. Ee, dolayısıyla neticede NATO'da %2'lik orana ulaşamamış daha birçok çok ülke var. Şu an zaten NATO üyesi sayısı Finlandiya ile birlikte 32'ye çıkmış durumda. Dolayısıyla Finlandiya'nın askeri harcamalarında buna yine katmak gerekecek 2024 verilerinde. Ve bu %2'ye çıkarmaya çalışacak olan ülkeler var. Bir de %2'nin üstünde zaten olup daha da fazla bu harcamaları artıracak olan ülkeler var. Hani demek istediğim şu NATO'nun küresel silah piyasasındaki silah harcamalarındaki diyelim payı daha da artacak demektir. Bu bu da gelecek yıllarda. Dolayısıyla toparlarsam ben burada 3 şey söyleyeceğim. Bakın videoyu kısa yapıyorum. E, abone olun yani. E, birincisi şu. Dünya hiç iyi bir yere gitmiyor. Bu zaten çıkan e, en e, büyük en önemli sonuç yani. Silahlanan silahlanana yani. Normalde 3. Dünya Savaşı için e, bütün şartlar aslında e, oluşmuş. Oluşmak üzere veya eli kulağında yani. E, böyle söyleyelim. Hani şartlar olgunlaşıyor Hani 80 darbası için o kullanılmıştı. Küresel silahlanmanın yakın zamanda azalacağına dair de hiçbir emare görünmediği gibi artacağını gösteren işaretlerde çokça fazla. Bir yandan anglo sakson merkezli bat, Batı ve NATO e, merkezli neyse dünyası Batı bloku. E, o dünyadaki hegemonik güç dengelerindeki o kendi baskın konumunu kaybetmeye çalış istemiyor bunu kaybetmek istemiyor onun için hırsla bir şekilde bu gücünü koruma yönünde böyle bir agresif bir tutumda sergiliyor NATO bence kesinlikle Amerika en başta İngiltere aynı şekilde diğer yandan Çin gibi yükselen güçler. Rusya, kendi emperyalistleri de var. işte Ukrayna işgali falan. Çin'in neticede ülkeler daha önce de demiştim. İlk önce hani zengin olurlar. Sonra nasıl diyelim güçlü olurlar. Ardından tehlikeli olurlar. Dolayısıyla Çin de zengin, işte zenginliğe erişti. Yavaş yavaş güçle güçlenmeye güçleniyor. Yakında daha fazla tehlikeli olacak demektir bu. Demek istediğim yani küresel dünya, küresel arenada bakıldığında işte Amerika'nın hegemonik gücünü kaybetmek istememesi, diğer böyle yükselen, yükselmekte olan, yükselecekken işte inen veya inmekte olan güçlere, güçlerin o e, kendi hırsları neticede, neticede veya Avustralya'nın mesela nükleer denizaltı inşasında AUKUS projesinin kurulması İngiltere ve Amerika ile birlikte, işte İngiltere'den gelen son açıklamalar yine Rishi Sunak yaptığı. Dün söyledi Avrupa'nın en güçlü ordusu olmak için işte ekstra şu kadar kaynak ayıracağız falan filan. İran-İsrail gerginliği falan, Orta Doğu falan söylediğinizde Afrika zaten herkes birbiriyle savaşıyor. Yani Çehov'un dediğine geliyoruz burada. Hani duvarda bir silah asılıysa işte o silah günün sonunda... Patlayacak demektir Dolayısıyla muhakkak patlar herhalde Ama patlamaz umarız yani Ama hani şunu diyeceğim Şu son 10 yılda özellikle yaşadıklarımızı Göz önüne alırsak 3. Dünya Savaşı'nı böyle Görmemizde hiç şaşırtıcı olmaz Tabi savaş diyoruz şey yapıyoruz Ama bir taraftan gülüyoruz Yani Trajikomik ama durum bu maalesef İkinci söylemek istediğim burada şu Ukrayna'daki savaş Hem Ukrayna hem Rusya hem de Batı'da Devam eden bu askeri harcamalarla yakında bitmez yani bu kesin hatta tam tersine bence çatışmada tırmanmanın daha da artacağı zamanların olacağı çok açık. E herkes planını hani ayağını yorganına göre uzatsın. Ukrayna'daki savaşın daha kötü sonuçlar doğuracağına göre yapmalı bence. Rusya'dakilere bakıldığında bu iş yani bu seferberlik söz konusu olabilir. Nükleer savaş, nükleer silah kullanımı olabilir. İçeride böyle sıkıntılar, çatlaklar şunlar bunlar, isyanlar, başka başka şeyler olabilir. Yani bütün böyle senaryolar dikkate alınmalı. Ukrayna'dakiler açısından bakıldığında e, bence Ukrayna'nın e, şehirlerinin daha fazla yıkıma maruz kalmaları, daha fazla insanın hayatını kaybetmesi söz konusu konusu olabilir. Batıdakiler için bakıldığında da savaşın içine doğrudan çekilme gibi bir tablo söz konusu olabilir. Savaş yakında biterse oturup kutlamasını yaparız ama büyük bir sürpriz olur bu. Rusların dediği gibi Nadeyse na gatovse kukutşe diye. Yani yani iyisini ümit et ama kötüsüne de hazırlıklı ol yani tamam mesele bu. Üçüncü olarak benim söylemek istediğim husus bu yayılmacılık, emperyal hırslar falan demek hani sadece demek ki hep böyle hep Rusya için Russian expansionism falan diye, diye kullanılır. Hep Rusların yayılmacılığı, Rusya'nın yayılmacılığı mesele sadece Rusya'nın yayımcılığı değilmiş. İşte bunun en büyük delili de bu rapor. Ee, Amerika'nın askeri harcamaları tek başına küresel askeri harcamaların yüzde 37'si. NATO'nun blok olarak bakıldığında da yüzde 55'i yani. Ee, dolayısıyla hani AB, ABD'ye bakıldığında hani halbuki dünyanın doğal olarak yani e, en güvenli ülkelerinden biri. Ya yani herkesten uzak. Okyanus iki okyanusun arasında. E, bir sağında balıklar, solunda balıklar. Tamam yani sağ, ülke yok yanında. Komşuları zayıf kendisine göre. Zaten onlarla arasında öyle bir güvenlik sorunu yok. Hani e, bakıldığında hani doğal olarak dünyanın en güvenli ülkesi normalde Amerika. Hani o taraflara başka taraflara gidip karıştırmasına oralara buralara dalmasına gerek yok dersin. Yani expansionizm hiç Amerikan expansionizm duymazsınız yani normalde. Çünkü hep batı dilinden batı medyasından uzmanlarından yani enformasyon alanı batının kontrolünde batının hegemonik nasıl diyelim kontrolünde denilebilir. Dolayısıyla böyle hep şey düşünülür. Ben Rusya'nın yayılmacılığı yok demiyorum kesinlikle. Rusya'nın da kesinlikle var. Çin de var. B bütün büyük güçlerin vardır yani. Ama e, asıl yayılmacı gücün de e, sakson ekip olduğunda görmek lazım. İşte bu da bu e, raporda bunun en büyük göstergesidir bence. Bunun örneklerini zaten hani biz Gazze'de, Suriye'de işte ne bileyim e, Batı açısından bakıldığında Afganistan'da, Libya'da e, başka başka yerlerde oraların ne kadar yıkıldıklarını Irak'ta değil mi gördük falan. Dolayısıyla hani hegemonik güç konumu e, sürdürme aslında en başta e, bence Amerika'yı savaş makinesine dönüştürmüş durumda. Aynı şekilde NATO'yu da. E, burada anteparantez şu düşüncemi de girmiş olayım. Bu açıdan bakıldığında ben tamamen konudan ayrı ancak bununla ben... Dolaylı olarak ilgili olduğunu düşünüyorum. E 15 Temmuz sonrası TSK'dan ihraç edilen subaylar açısından da NATO gibi bir savaş makinesi içerisinde görev almadıkları içinde ben onları açısından ben olumlu görüyorum. Yani öyle söyleyeyim. Hani ihraç edilmiş olmak orada çekilen sıkıntılar başka başka meseleler tamamen o. Ancak bu tarz böyle savaşlarda sorumluluk almamış olmakta. Hani demek istediğim e, o kişiler için ben iyi olduğunu düşünüyorum. Tabii bana katılmayabilirler. Katılanlar vardır katılmayanlar. Bunu da ben kendi görüşüm olarak paylaşmış olayım. Dolayısıyla nasıl yani şöyle Rusya veya Çin gibi ülkeler ülkelerde e, ABD gibi e, emperyal hırslarına yenik düştükleri müddetçe dünyada iyi, dürüst, hakperest, adil insanlara daha fazla ihtiyaç olacak. Ve bu sadece NATO ülkelerini değil e, yeryüzünün geri kalanını da doğrudan ilgilendiriyor. Oralarında yine iyi, dürüst, doğru, adil insanlara ihtiyacı var. Bu anlamda da şu mesajımı vermiş olayım. Yeryüzünü doğusu batısı, kuzeyi güneyi diye ayırmayıp insanoğlunu, insan kızını e, tümüyle bence kucaklayacak. Mümkünse o güneşin doğduğu en doğudan battığı en batıya kadar Patlamak üzere olan o büyük kavgayı durdurmaya güzellikleri duyurmaya çalışmak gerekir bu insanların. Dolayısıyla benim söyleyeceklerim bu kadar. Sipri raporundan çıktık. İşte dünyayı kurtarmaya geldik yani. tabi biz niyetimizi belli edelim. Şu ekranda gördüğünüz zannediyorum Birleşmiş Milletler'in New York ofisinin önündeki o hani silahlara dur diyecek, onun ağzını sıkıştıracak bir tavır sergilemek gerektiğini düşünüyorum. Şu dönemde özellikle dolayısıyla diplomasiye, müzakerelere neyse alan açılması gerekir bunun savunuculuğunu yapmak gerekir. Barışın, huzurun, istikrarın savunuculuğunu yapmaktan bahsediyorum. Benim söyleyeceklerim bu kadar. 23 dakikada bitirdik. Kerim'le, Krem'le abone olun. 20.000 abone de işte şu ekranda gördüğünüz resimlere ulaşalım ee, e, inşallah. Ve beğeniyorsanız videoları beğenme tuşuna basarsanız güzel olur. Bildirimler açıp paylaşırsanız da harika olur. Eğer eleştirileriniz, görüşleriniz varsa da muhakkak Videonun altına yazarsanız, benimle de paylaşırsanız ben kendimde istifade ediyorum, cevap vermeye çalışıyorum. Kendinize iyi bakın, sevgi ve sağlıcakla kalın, görüşmek üzere diyelim.